Herkese merhabalar. Bugünkü bilgilendirmemiz diğer bilgilendirmelerimizden biraz farklı. Değerli bir üreticimizden gelen bir zarar şekli sonucu arazi çalışmamızda üreticimizin tavsiyemiz üzerine bahçesini gözlemlemesi üzerine as dediğimiz tuzakları incelediğimizde özellikle sarı yapışkan tuzaklarda hem bu zararlıyı tespit etmiş olduk hem de zarar şeklini görmüş olduk. Son dönemde yer yer bazı bahçelerde görülüyor. Siz de bahçenizde bu gözle incelemenizi yapabilirsiniz. Unlu bit görülen bahçelerde unlu bitin salgılarının pamuğumsu yapılarının olduğu yere portakal güvesi dediğimiz bir zararlı yumurtalarını bırakıyor. Bu yumurtadan çıkan larvalar meyve kabuğunun üzerinden bir delik açarak içine giriyor. Meyve etiyle beslenmiyor. Sadece meyve kabuğunda galeriler açarak beslenip zarar yapıyor. Nasıl zarar yapıyor? Açtığı delik, burada bir yumuşama ve çürüme. Bu giriş yaptığı yerde kahverengimsi, zamkımsı bir yapı oluşumu. Aynı zamanda larvaların pisliği. Yine aynı şekilde beslendiği yerde bir renk açılması ve yumuşama çürüme ardından açılmış renkteki mandalinanın yere dökülmesi şeklinde bir zarar şekli olabiliyor. Bu bize bahçede bir unlu bit olduğunu da gösteriyor. Lütfen bu gözle gözlemlerinizi yapın. Üreticimiz asmış olduğu tuzakta yaptığımız inceleme sonucu da portakal güvesi tespit edilmiş oldu. Aynı şekilde bu tip tuzaklar asarak da bahçenizdeki zararlıların hep birlikte tespitini yapmamız da kolay olacaktır. Bu konuda da sizi uyarıyoruz. Peki portakal güvesiyle ne yapacağız? Bağımlı olarak yaşadığı unlu bitle mücadele edeceğiz. Mayıs-Haziran döneminde mutlaka unlu bitle mücadele edeceğiz ki portakal güvesi onun bulunduğu yere yumurta bırakıp zarar verecek hale gelmesin. Unlu bit gibi bu zararlı içinde onlar da aynı şekilde meyvelerin bitişik olduğu yerde yaprak kıvrımlarında özellikle çok sık dallardaki bitişik meyvelerde zarar yapıyor. Bu nedenle sağlıklı güzel bir budama yapacağız. Bu zararlıdan dolayı yere dökülen meyveleri toplayacağız. Ama en önemlisi bağımlı olduğu unlu bitle mücadele ederek özellikle Mayıs-Haziran'da portakal güvesinin de bahçede yer etmesine engel olacağız. Bunun beraberinde yaptığımız budama işlemi çok önemli demiştik. Direkt bu zararlıyla kimyasal mücadele yapılabiliyor. Zararlı ve zarar şekli özellikle Temmuz-Ağustos'tan sonra gözümüze çarpabilir. Lütfen bahçelerinizde bu dönemde unlu bitten de şüpheleniyorsanız özellikle bitişik meyvelerinizi kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Eylül-Ekim gibi bu dönemde zarar iyice belirli bir düzeye geldikten sonra tespit ederek geç kalmış olmayalım. Portakal güvesine bundan böyle lütfen dikkat edelim. Kolaylıklar diliyoruz.